Markaca hoş geldiniz. Rahat oynamayı seven bir oyuncu. Sağolun, sağolun. 3. görselde gel. yine ilk top ona geliyor. Gruptan hisseten rahat konumda. Markaca hoş geldiniz. Teknik Rota programının yeni bölümünde sizinleyiz. Fenerbahçe Konya Spor maçının önünü konuşacağız. Ligde çift maç haftası da diyebileceğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Fenerbahçe İstanbul Spor karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından Konya Spor'la oynayacak. Konya Spor'da arka arkaya hem Galatasaray hem Fenerbahçe gibi zorlu bir süreçten geçiyor. Ligde topladıkları 18 puanla 18 maçta 16. sırada Konya Spor. Sezona Stonojevic ile başladılar. Lig 4 maçta yenilmemişlerdi fakat sonraki 5 maçta galibiyet alamadılar. 10. hafta itibariyle de Hakan Keleş görevi devraldı. Hakan Hoca da Giresun Spor'la ligde 2 yıl Üst üste küme atında tuttuğu takımla özel işler yapmıştı açıkçası ve Konya Spor'da da yine zorlu bir sürecin içerisinde buldu kendisini. O geldikten sonra da bir çıkış arayışı vardı, iyi mücadele ediyordu Konya Spor fakat bir türlü skora dönüşmedi bu süreç. Son haftalarda ise düşüşte bir performans görüyoruz, gözlemliyoruz Konya Spor'da. Aynı zamanda idari bazı problemlerden dolayı da futbolcuların Konya Spor'dan ayrıldığı, özellikle Çikaleşi'nin Porvet hattında ayrılması, en azından ayrılma gündemi birazcık elini zorlaştırmış duruyor. Hakan Keleş ile 2 galibiyet 3 beraberlik 4 yenilgi aldığı bir süreçten geçiyor Konya Spor. Genellikle 2 hoca da aslında Konya Spor'da 4-2-3-1 gibi bir şablon kullandı. E, Konya Spor'un genel anlamda %45 gibi bir topa sahip olma verisi olduğunu gözlemliyoruz. Topu genellikle rakiplerine bırakan ve karşılama olarak da ikinci bölgeyi tercih eden bir ekip. Fakat özellikle iç sahada oynadığı maçlarda biraz daha coşkulu, biraz daha ön alan baskısı yapmak isteyen, geriden pasla oyunu başlatmak isteyen daha kısa pas tercih olan takımlara karşı ise şiddetli ön alan baskısı yapmak isteyen bir organizasyonu var Hakan Keleş'in. Fakat Galatasaray maçında gözlemlediklerimiz, Kayseri Spor maçında dikkatimi çekenler ve Fenerbahçe maçında bunların nasıl sirayet edeceğini konuşmaya çalışacağız. Akan oyunda en fazla gol beklentisi üreten takımla en az gol beklentisi üreten takımın maçı olacak. Fenerbahçe Konya Spor maçı. Aynı zamanda Konya Spor attığı golleri 90 dakikanın birçok bölümüne yaymış bir organizasyon. Fakat yediği goller noktasında 25 tane golün 10 tanesini 81 ve 90 dakikaları arasında yani Maçların son bölümüne çok sık gol yiyerek girmiş bir ekip. Fenerbahçe için de bu bir referans olabilir. Fenerbahçe açıkçası şu an özellikle ofansif anlamda ligin en çok gol atan takımı da olması itibariyle istim üstünde ve pozisyona girmekte zorlanmayan bir organizasyon. Fenerbahçe'nin biraz daha sanki savunma tarafı ve merkez orta sahada Fred'in yokluğunda oradaki üretkenliğe çözüm bulması gerekiyor gibi duruyor mevcut form durumu itibariyle. Konyaspor açısından maçların sonunda sık gol yeme alışkanlığı Fenerbahçe için gerçekten çok kullanılabilir bir periyot. yani Fenerbahçe'nin hem kulübeden oyna alacağı oyuncular için hem Afrika Kupası, sakatlıklar, cezalar tüm bu süreç içerisinde şans bulan oyuncular için oldukça önemli maçın sonunu iyi bitirebilmek. Ben Fenerbahçe'nin bu maç özelinde Son dakikalarda yine gol ya da goller bulabileceğini öngörüyorum. Konya Spor'la ilgili önemli verilerden bir tanesi de şu. Ligde Kayseri Spor'un ardından maç başına en fazla offside'a düşen ekip. 2.4 ile çok sık offside'de kalıyorlar. Fenerbahçe'nin savunma çizgisini bu duruma yönelik kurgulayabileceğini düşünüyorum. Rakibin özellikle savunma arkasına gitmek isteyen oyuncularına karşı bunu bir silah olarak kullanabilir. Zira Konya Spor organizasyonu çok fazla offside'a düşen bir organizasyon. Özellikle de hücumdaki oyuncular açısından. Fenerbahçe de bunu... Kendiliğine kendi lehine işleyebilir. Konya Spor'un Fenerbahçe'nin de önünde olduğu bir veri var. O da sol kanadını kullanma. %39'la kullanıyor Fenerbahçe sol bölgesini. Konya Spor ise ile. Bu alanda ligin en fazla sol kanattan hücum aksiyonu geliştiren takımı. E tabii ki de burada Cilerme ve Moreno'nun varlığı bu durumu tetikleyen unsur. Konya Spor'un hücumlarını ağırlıklı olarak ve çok yoğun bir şekilde sol bölgeden yaptığını gözlemlemek mümkün. Cilerme'nin özellikle duran top ortaları, korner ortaları, akan oyun ortaları. Konya Spor adına bir hücum şablonu. Fenerbahçe'nin önlem alması ve dikkat etmesi unsur bu gibi duruyor. Fenerbahçe açısından da yine son maçta da gözlemlediğimiz üzere Cengiz ve Mert Müldür'ün o kanada iyi işlemesi aslında maçın iki takım adına da cereyan edeceği anların böyle bu bölgelerde olacağını bize önden şifresini verebilir. Fakat öngörülmeyen şeyler de maçlarda oluyor. Mert Müldür ve Cengiz'in bu kadar efektif bir maça oynayacağını İstanbulspor karşısında öngörmek çok kolay değildi açıkçası. Hele de 4 gol attığını düşünürsek Cengiz'in. Fenerbahçe'de form düşüklüğü olan Tad için ve o bölgede Ferdi'nin İstanbul Spor maçında nispeten kendi ortalamaların altında kaldığı bir maç oynandı. Fakat Konyaspor Spor müsabakasında bu iki oyuncunun da tekrar hücumlarda en az sağ taraf kadar etkili olmasını ben bekliyorum. Konyaspor'un attığı ve yediği gol türlerinde ise duran topların belirgin bir unsur olduğunu görüyoruz. Ligde duran toplardan Gol bulma çabası en yoğun takımlardan bir tanesi. Konyaspor aynı zamanda yediği goller noktasında da duran topları savunmakta zorlandığı bir dönemden geçtiğini söylemek mümkün. Özellikle tehlikeli bölgelerde faul ve sıklıkla penaltı yapmış bir takım. Yediği gollerin 5 tanesini penaltıdan, 4 tanesini duran toptan yediğini gözlemliyoruz Konyaspor'un. Yani tehlikeli bölgelerden faul yapan hatta ceza sahası içerisinde de hamle zamanlaması biraz problemli bir ekip. Fenerbahçe'de bu anları çok kovalayan oyuncular var ki ligin en fazla penaltı kazanan takımı anlık olarak Fenerbahçe. Tabi penaltıların gole çevrilme noktasında da krizler var. Özellikle Tadic'in kaçırdığı penaltıların da gündeme geldiğini görüyoruz Fenerbahçe'de. Bu maç özelinde ise ceza sahası içerisinde Fenerbahçe'de bazı oyuncuların Konyaspor'un tehlikeli fauller yapma eğilimini kullanabileceğini düşünüyorum. Hem yay civarında hem penaltı noktasında bu işlerde de akla hemen Şimanski gelir. Oynarsa orada bir tercih İrfan Can mı Cengiz mi o da faul kazanmayı sever o bölgelerde. Yani Fenerbahçe'de yay civarında kazanılan bir free kick ve onun doğrudan kullanımından bir gol de görebiliriz bu maçta. Muhtemel 11 tahminlerimize ve sağ içerisinden öngörülere geçelim. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım. Kalede Livakovic'i bekliyoruz. Beklerde yine Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu olacaktır. Jadon Osterwald'e Serdar Aziz tandemi yine ideal gözüküyor bu maç için. Orta sahada Fred'in dönüşü İsmail Yüksek'le beraber ikisinin kullanılacağını düşünüyorum. Önlerinde yine Şimanski. Kenarlarda Tadic İrfan gibi duruyor idealinde fakat bir parantez bırakalım. Burada Cengiz de iki formaya da aday özellikle son oynadığı maçta gösterdiği performansla ve en önde de Ceko Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i. Rakip takım Konyaspor kalede özellikle Galatasaray maçında ilk kez Süper Lig maçına çıkan ve gerçekten olağanüstü performans sergileyen Deniz Ertaş'ın devam edeceğini düşünüyorum. Deniz gerçekten potansiyeli olduğunu ülke futboluna gösterdi. E, Sağ bekte özellikle de stoperdeki ceza sebebiyle, Kalvo'nun cezalı oluşu sebebiyle Ahmet Oğuz'u göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden stoper ikilisi de Adil ve Uğurcan Yazgılı şeklinde olacaktır. Sol bekleciler mi bekliyoruz ki bu takımın en önemli hücum güçlerinden bir tanesi. Orta sahada Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün. Onların önünde Çikal Dao. Sağ tarafta aslında Konya Spor'da hangi tercihin olacağını beklediğimiz kısımlardan biri de bu. Muriç de başlayabilir. Luka Pirip de başlayabilir. Onu da merakla bekliyoruz Hakan Hoca'nın tercihini. Sol tarafta bu takımın aynı Cilerme gibi hem geçişlerde hem sette en önemli hücum gücü Marlos Moreno oynayacaktır. Santifor'da Nelson Oliveira dışında zaten çok fazla bir opsiyon yok gibi duruyor. Konyaspor'un özellikle dediğim gibi idari problemlerden de ötürü Santifor tercihi Nelson Oliveira olacak gibi duruyor. Maça dair öngörülerimize geçerken biraz bireysel oyuncu performanslarından da bahsetmek istiyorum ve onların da neler yapabileceğine değinmek istiyorum. Özellikle Konyaspor'da dediğim gibi Cilerme ve Marlos Moreno bu takımın en önemli hücum gücü. Cilerme'nin son çizgiye inmeden yaptığı kenar ortaları. Marlos Moreno'nun da hem geçişlerde hem set oyununda birebir becerisi, dribling becerisi. Konyaspor Spor'un en önemli hücum gücü ki zaten ağırlıklı olarak bu tarafı kullanan bir yapısı var. Sol tarafı kullanan bir yapısı var. Aslında Calvo bu takımında birçok açıdan lideriydi. Hem oyun başlangıçlarında hem duran toplarda hem savunmanın güvenliği açısından. Onun yokluğu şüphesiz büyük bir dezavantaj Konya Spor için. Ve onun yokluğunda da Ahmet Oğuz'u sağ bekle ve sağ bek oynayan Uğurcan'ı da stoperde göreceğiz. Aslında Uğurcan'ın da esas mevkisi stoperdir biliyorum. Uzun yıllar orada izledik fakat sağ de oynayabilmesi sebebiyle biraz daha savunma önleminde alabilmesi sebebiyle böyle bir tercih gelmişti Hakan Hoca'dan. Onun da nasıl performans vereceği belirleyici olacaktır. Fenerbahçe açısından ise kritik tercih İrfan Can Kahveci mi Cengiz Ünder mi? Aslında teknik adamlar için zor ama seyirciler futbol severler için oldukça keyifli bir seçim. Hangisi oynarsa oynasın yüksek bir form grafiği var. Burada Tadiç'in form düşüklüğünden sebep Cengiz'i solda görebilir miyiz düşüncesi de oluştu. Çok da mantıksız değil. Zira Cengiz Ünder daha çok sağ kenarda gördüğümüz bir oyuncu ama ters ayak becerisinin gelişmesiyle ki buradan Erdal Vahit'e e de selam olsun. Ters ayağını geliştirme noktasında ciddi direktifleri olmuştu o dönem. Soldaki performansıyla Roma'ya transfer yapmıştı. Tabii ki de sadece sol bölgede oynadığı performanstan sebep Roma ona yatırım yapmadı ama ters ayağını geliştirmesi, o bölgede oynayabilmesi de iki kenarı da oynayabilmesi iyi bir referans olmuştu. O yüzden Tadić 7'ye çekilip Cengiz İrfan kenarları görür müyüz? Bu da bir soru işareti olarak kalmalı Fenerbahçe açısından ama ben İsmail Hoca'nın Duşan Tadiç'i formasından keseceğini pek düşünmüyorum. Kendi adıma onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bireysel performans analizi kısmında Mert Müldür'e de değinmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü Mert Müldür Osay Samuel'in Afrika Kupası'na gidişi ve yokluğunda acaba nasıl olur diye soru işaretiyle bakılan bir oyuncuydu. Çünkü uzun bir süre oynamadı. Galiba iki kez lig maçında 11 başlamıştı. Fakat İstanbul spor maçında o koridoru çok iyi kullandı. Bir de asist yaptı. Ben Koyun maçında da performansının istikrarlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Dezerbin'in Özellikle oyun başlangıçlarında özel eğitimler aldığını düşünüyorum onunla beraber geçirdiği süreçte. Ve Fenerbahçe için de Mert Müldür'ün hücum bindirmeleri, doğru pas opsiyonlarını buluşu, kafası yukarıda oynaması o sayeden yarattığı farklar. E Fenerbahçe bu maçta yine nispeten kapanan ve derin blok karşılaması yapmasını beklediğimiz Konya Spor'a karşı beklere genişlik vermek, beklerin yaptığı bindirmeler önemli hale gelecektir. Ferdi'nin de daha dengeli bir şekilde bu maçta performansını gösterebilmesi adına Fenerbahçe'nin sağ tarafı da işliyor olabilmesi ve Ferdi Tadiç hattına alınan önlemlere karşın diğer kenarında oldukça efektif hale gelmesi rakipler açısından büyük bir problem. Fenerbahçe için ise bir zenginlik. O yüzden Mert Müldür performansının da olumlu olduğunu ve Konya Spor maçında da olumlu devam edeceğini öngördüğümü söyleyeyim. Sağ içerisinden bazı taktiksel detaylarla devam edelim istiyorum. Öncelikle bu maçta öngördüğümüz ilk senaryoyla başlayalım. Şüphesiz hakim takım, topa sahip olup rakip sahaya yerleşmek isteyen takım Fenerbahçe olacak diye düşünsek yanlış olmaz. Ama Hakan Keleş'in en son geçen sene Kadıköy'de 10 kişi kalması da tabii ki Fenerbahçe'ni çok etkiledi. Fenerbahçe karşısında galibiyetle ayrılmış olduğunda unutmamak lazım. Puanın her zerresine ihtiyacı olan bir takım Konyaspor. İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı öncesinde değindiği gibi Gerçekten artık kaybedeceği bir şey olmayan, kazanmaya çok ihtiyacı olan ekiplerle oynuyor Fenerbahçe. E, Konya Spor'da oyun her anına elinden geldiğince hazırlanmaya çalışacaktır. Onlar için zor Galatasaray arkasında ile oynamak fakat Fenerbahçe için de başka bir zorluk var. Sürekli kendisini yenilemesi, ispatlaması ve üretken olması gereken bir durum var. Bana göre yerleşik savunmalara hücum etmek modern futbolun en önemli problemlerinden bir tanesi çözülmeyi bekleyen. Fenerbahçe İstanbulspor maçında bu işi hem uzaktan şutlarla hem rakibin özellikle sol tarafındaki çıkışlara yaptığı baskılarla orada kazandığı toplarla. Devamında da özellikle bireysel beceriye sahip oyuncularına özgürlük tanımasıyla İsmail Hoca'nın kapalı savunmaya hücum etme işini ve topu rakipten hemen hızlı kazanma işini İstanbulspor maçında iyi yaptı. Ama Konyaspor Spor İstanbul Spor'a göre biraz daha disiplinli, biraz daha mücadele gücü yüksek bir ekip. O yüzden Fenerbahçe'nin bu organizasyona karşı da neler yapacağı kritik hale gelecek. Şimdi Fenerbahçe'nin toplu senaryosuyla devam edecek olursa hızlıca... Jadon Osterwolde'den daha çok topla çıkışlar ve oyuna girişler bekliyorum. Diğer taraftan Fenerbahçe açısından gördüğümüz davranışlar neler? Mert Müldür yine... Beklerin içe kat etmesinde olduğu gibi görüyoruz. İç koridorlarda konumlanırken zaman zaman görüyoruz. Tabii ki de kanat oyuncusunun arkasından yaptığı bindirmeleri de görüyoruz ama en azından oyun kurulumunda böyle bir davranış biçimi devam ediyor. İsmail Kartal organizasyonunda Ferdi şüphesiz bir merkez orta saha gibi içlere yine giriyor ve burada yine topa sahip olmak adına ve pas opsiyonu olmak adına oyun kurulumun en kritik parçalarından bir tanesi. Burada söylemek istediğim detay Konya Spor'da gözlemlediğim bir problem. Bunu Galatasaray maçında da sık sık gördük. Kerem Aktürkoğlu buralara girdi. Endombele bu işleri yap Nedir o? Özellikle hat arasında top almak. Konya Spor'un savunma önünde oynayan iki merkeziyle 10 numarası arasında şu bölgede özellikle bir eksiklik ve bir kullanılabilir alan var. Buralara Fred girebilir Fenerbahçe'de. Fred'in giremediği senaryoda Szymanski'nin girip derinde bir top aldığı bir set görebiliriz. Ki Fenerbahçe'den son dönemde denenen bir şablonu e, sizlere aktarmak istiyorum. Birkaç maçtır böyle tam istenilen gibi olmuyor ama her maçta neredeyse denenmeye başladığını görüyorum. O da Şimanski'ye doğru savunma hattından hat kıran progresif sert bir pas. Şimanski de o top kendisine gelirken tekte hemen kenar oyuncularını bulmaya çalışıyor. Tadiçi veya işte İrfan'ı kimle, Cengiz'le kimle oynarsa hangi bölgeden bu pas kendisine geliyorsa tekte bulup koşuna devam ediyor. Yani burada Şimanski'ye doğru atılacak bir sert top. Şimanski'nin tekte bulduğu sol taraftan gerçekleşiyorsa bu aksiyon Tadiç, sağ taraftan gerçekleşiyorsa İrfan, ya da Mert Müldürle burada yaratılacak bir üçgen ve savunmadan aldığı tek topu hemen oynayıp yine savunma arkasına gidişlerini görebiliriz çünkü bu Hat arasında Konya Spor'un top almak özellikle de merkezde Fenerbahçe oyuncuların sık denemesi gereken bir hücum şablonu bunu söyleyelim. Konya Spor rakiplerini özellikle kanatlardan oynamaya zorlayan bir ekip. Merkezi olabildiğince kapatmaya çalışan ama o hat arası problemlerini yaşayan fakat beklerine ve kenar oyuncularına biraz daha daralan bir yapı çizmek isteyen bir ekip. Bu da oynadığı rakiplerin koridorları tamamen kullanması anlamına geliyor. Fenerbahçe'den bu maçta bekleri son çizgiye muhakkak bastıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da da Gördük bu organizasyonun Konyaspor'a Karşı ciddi zafiyet yarattığını Fenerbahçe özellikle toplu oyunda İrfan Cengiz kim oynarsa burada Mert Müldür'ün biraz daha içeri girdiği Şimanski'nin yaklaştığı, Ceko'nun, Tadic'in Hatta Ferdi'nin bile yaklaştığı bir şablon gösterebilir bizlere. Bu şablonun devamında da burada yaratılacak bir pas trafiği ve savun markasına hemen giden oyuncular ki Fenerbahçe oyuncularının en sevdiği davranış biçimlerinden bir tanesi bu. Sağda veya solda bir hücum aksiyonu gerçekleşiyorsa topsuz koşuları çok sık görüyoruz Fenerbahçe'de. İsmail Kartal hücumlarında o yüzden Konyaspor'un kanatlardan oynamaya müsaade ettiği rakipleri bu şablonu çok işlemeye başladı son haftalarda. Fenerbahçe'de de İrfancan savun markasına toplar atmayı sever. Cengiz'i gördük. Hem şutu var hem pası var. Çok büyük tehdit ki Ceko'ya çok güzel bir kenar ortası yapmıştı. Bu maçta da bunun devamlılık arz edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de bir süredir suskun bir isim var. Tabii ki de asistleri de var. Skor katkısı vermeye devam ediyor. Ama Sebastian Şimanski için bu rakip hat arasında top almak, savunma arkasına koşmak. Biraz sonra anlatacağım bir detayı da düşünürsek gerçekten gol atmaya çok müsait bir ekip Konya Spor. Bunu belirtmekte fayda var. Fenerbahçe'de skora en yakın ismin bu maçta Sebastian Şimanski olduğunu düşünüyorum. Topa baskılarla devam edelim saha içerisinden öngörülen anlatmaya. Francisco Calvo'nun yokluğu gerçekten bu maçta iki takım adına da belirleyici unsurlardan bir tanesi. Konya Spor özellikle onun savunma çıkışlarını çok sık kullanıyordu. Çünkü çok rahat, özgüvenli, topla çıkabilen, uzun paslar deneyebilen bir oyuncu. Onun yokluğunda Fenerbahçe için iki stopere de şiddetli baskı demek. Hatta Fenerbahçe'nin baskı planını dahi değiştireceğini düşünüyorum Calvo'nun yokluğu sebebiyle. Çünkü Calvo varsa belki yönlendirmeli. Calvo'ya top gittiğinde bir kademe daha geriden bir baskı görebilirdik. Fakat Calvo'nun yokluğu Fenerbahçe için bu baskı şiddetinin hem boyutunu hem planlamasını değiştirmek demek. Ve ben Fenerbahçe'den çok yoğun bir şekilde iki stopere maçın hemen başından başlayarak bir baskı bekliyorum. Maçın sadece başı değil sonu da önemli demiştik. Çünkü Konya Spor maç sonlarına çok gol yiyen bir ekip. Bunu daha önce de belirttim. %40, 7 gollerin %40'ını son dakikalarda yemiş. Son 10 dakika içerisinde yemiş. Ve orada da konsantrasyon kaybını yoğun yaşayan bir ekip. Savunma çıkışlarında yine kaybedecek toplara odaklanmak gerekecek Fenerbahçe açısından. Yani Kalvo'nun da yokluğu Fenerbahçe için yoğun bir baskı demek ve birebir birçok oyuncusunu da çıkararak Fenerbahçe özellikle orta sahalarını, Şimanski'yi, Fred'i, herkesi bu işin içerisine dahil ederek yoğun bir baskı yapacaktır. Burada kritik nokta şu. Fenerbahçe topu Konya Spor'dan en hızlı şekilde geri almaya çalışacak. Fakat Konya Spor'un tercihi ne olacak? E, bence en önemli isimlerden bir tanesi Moreno ve Cilerme. Konya Spor oyunu ağırlıklı olarak buradan kurmak isteyecektir. Cilerme'nin ve Moreno'nun geçişlerine odaklanacaktır. Konya Spor adına sezonun şu an en önemli oyuncuları Calvo, Cilerme ve Moreno gibi duruyor benim gözleyebilmediğim kadarıyla. Ve Ciler ve Moreno'nun da hem sette hem geçişte çok kritik oyuncular olduğunu sürekli vurgulamaya çalışıyorum. O yüzden oyun kurulumunda da geçişlerde de bu iki oyuncudan alınan top Konyaspor için Fenerbahçe'ye tehdit yaratmak demek. Cilerme'ye de Moreno'ya da alan verirseniz bu alanları kullanırlar. Moreno savunma arkasına gider. Cilerme o işleri yapan bir oyuncu, teknik kapasitesi yüksek, son çizgiye inmeden orta yapar, kaleyi yoklar. O yüzden Fenerbahçe için Burası dikkat edilecek nokta. Konyaspor Spor için ise kullanılacak nokta. Hem Cilerme hem Moreno Fenerbahçe'nin odaklanacağı oyuncular gibi duruyor. O yüzden de burada eşleşmeler Fenerbahçe için önemli hale gelecek. İrfan mı Cengiz mi? İşte tam bu noktada İsmail Kartal'ın Konyaspor'un bu hattından sebep bir tercih yapacağını düşünüyorum. İrfan çok özverili, iştahlı fakat Cengiz de çok formda. Ama top kazanma noktasında, topun kazanımı noktasında Cilerme karşısında hangi oyuncunun daha ağır basacağını, fiziksel olarak Cilerme'ye hangi oyuncunun daha yoğun üstünlük sağlayacağını düşünerek bir tercih göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden bence İrfan Can sanki formaya daha yakın gibi duruyor. Bu maçta Fenerbahçe açısından ideal gol şablonlarından bir tanesi Endombele'nin Galatasaray'da geçen maçta yaptığı ve Fenerbahçe'de de Fred'in yapmaya çok müsait olduğu bir aksiyon. Fred ne kadar demarke bir şekilde bu topu merkezde hızlı ve çabuk alırsa Fenerbahçe için kullanılacak bir opsiyon doğacaktır. O da nedir? Fenerbahçe'nin pas trafiğini yukarı çıkarması. İstanbul Spor maçında çok pozitif şeyler gördüm Fenerbahçe adına bu anlamda. Çünkü o pas trafiği hızlanırsa, top hızlanırsa Fenerbahçe'nin çok becerili oyuncuları var. Ve o birebir eşleşmeyi ne kadar hızlı bulursanız o kadar çok gol anını yakalamanız demek. Fenerbahçe o birebiri boş alanı, boş adamı nerede hızlı bulursa orayı işleyecektir. Özellikle Cilerme'ye karşı İrfan'ın birebiri bulunabilir ve denenebilir. Ki Cengiz oynarsa yine bulunabilir ve denenebilir. Fakat merkezden de Fred'in hızlı pas trafikleri. Çok iştahlı. Bir süredir de oynamayı çok istiyordur eminim Fred. Bu iştahlı hali de bu maça yansıyacaktır. O yüzden merkezde dün Endombele'nin yaptığı tek topları da hatırlamakta fayda var. Fred'in de alamet harikalarından bir tanesi bu. Çok iyi tek top becerisi olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve İngiltere'de bu konuda geliştiğini düşünüyorum. Top kendisine geliyorken düşünen oyuncular zaten en çok fark yaratan oyuncular arasında futbolda. Fred merkezde aldığı bir topun devamında hemen. Ceko, Shimanski burada yaratılacak hangi oyuncuyu bulursa. Hızlı bir pas trafiği ve sonrasında tekrar kendisine gelen pası atacağı bir ara pas. Buraya da yine hareketlenebilecek İrfan Tadic, yine Şimanski. Fred'in asist yaptığı bir maça bizi götürebilir. Maçın belirleyici unsurlarından bir tanesi de yine duran toplar olacaktır. Konyaspor kazandığı bütün ölü topları iyi kullanan bir ekip. Özellikle Cilermen'in meziyetli oyuncu olduğunu söyleyelim. Ve duran toplara da vurma konusunda hiç fena bir ekip değil. Hakan Keleş'in ekibi. Kalvo yine etkiliydi bu işte. Olmaması Konya Spor adına bu anlamda da büyük bir eksi. Fakat Adil Demirbağ gibi, Uğurcan Yazgılı gibi bu işleri iyi yapan oyuncular var. Coin Spor kazandığı bütün ölü topları iyi kullanmak isteyecektir. Buna taçlar dahil. Taçlar demişken Fenerbahçe'nin de hızlı kullanacağını düşünüyorum bu maçta taç atışlarını. Çünkü rakibin yerleşmesine müsaade etmek istemeyecektir. Oyunu soğutmamasını isteyecektir. Fenerbahçe'de hızlı taç kullanan oyuncu bu maçta beklerde görebiliriz. Hem Mert Müldür hem Ferdi Kadıoğlu. Hatta belki Şimanski'nin bile taçı hızlı kullanıp hemen aynı Antalya Spor maçında korner atışında gördüğümüz gibi bir aksiyon geliştirmek isteyeceğini ben düşünüyorum. Fenerbahçe adına duran toplar her hafta söylüyoruz. Gelişim göstermesini beklediğimiz bir alan. Duran top savunması konusunda Problemli, tehlikeli alanlarda faul yapan bir ekip Konya Spor. Fenerbahçe'de de duran topu iyi kullanan, duran topa iyi vuran oyuncular için bu maç hazır olunması gereken bir maç. Fenerbahçe-Konya Spor maçının önünü konuşmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teknik Rota'nın yeni bölümünde görüşmek üzere. Markajda kalın. Markaja hoş geldiniz. Rahat oynamayı seven bir oyuncu. Fenerbahçe-Konya Spor maçı. Şimdi görselde yine ilk top ona geliyor. Geri tanışmasan rahat konumda.